Esenyurt Televizyon izleyicileri, şimdi bizi izlerken diyorsunuz ki zannedersem, bir iş adamının davulla ne işi var? Anlatacağım. Uzun bir hikaye bu. Öncelikle hepinize hayırlı günler diliyorum. Bugün 14 Ağustos 2018 günlerden Salı. Hikayemizi şöyle başlatalım isterseniz. 10 Ağustos Cuma günü akşamı saat 17'den itibaren Türkiye bir anda bir alaboranın içerisine, bir anaforun içerisine sokulmak istendi. Marshall yardımından itibaren Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri, Adnan Menderes, İsmet İnönü, rahmetli hepsi tabii, Süleyman Demirel, Turgut Özal, bu süreçler hep yaşamış bir iş adamı ve siyasetçi olarak ifade ediyorum ki, Amerika bu süreçte hep Türkiye'den almıştır. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle, ver deyince verilmiş, al deyince almış. Cuma gününün gecesi bir anda sosyal medyada, tırnak içinde söylüyorum, sosyal medya bir anda kudurtuldu. Kavramı özellikle söylüyorum. Bir anda gece saat 20.30, 21, 22, 23'ten itibaren sosyal medyada müthiş bir hareketlilik oldu. Öyle bir hareketlilik oldu ki 15 Temmuz 2016 FETÖ yapılanmasında, darbe kalkışmasında dahi eğer uçakların gürültü sesi olmamış olsaydı, çoğu insanımız 15 Temmuz'u, eğer ölümler de olmamış olsaydı, çoğu insanımız 15 Temmuz darbesinin darbe olduğunu farkında olmayacaklardı. Ama 10 Ağustos Cuma günü, 10 Ağustos 2018 Cuma günü'nün gecesi itibariyle Cuma, Cumartesi, Pazar ve özellikle Pazarı Pazartesi'ye bağlayan gece müthiş bir depresyon havası oluşturuldu. Şöyle, ekonomi matematiktir. 3 kere 3, 9 eder. 9 kere 9, 81 eder. Aksi var mı? Aksi yok. Bugün, Cuma günü akşamı, yani kasasını, bankadaki hesaplarını kapatan bir X iş adamını tahlil edelim. Ekonomi realitedir, günlüktür. Asırlık devletler düşünür. Özellikle bizim gibi orta boy işletmeler. Ancak ve ancak bir yılımızı, eğer siyasette istikrar varsa ki 2002 yılından beri Türkiye istikrarlı bir sürece girmiştir. Ancak bir yılımızı planlayabiliriz. Cuma günün akşamı düşünün, düşünelim hep beraber. Bankada bir iş adamı, sanayici, orta ölçekli bir iş adamının bankada 1 milyon dolar nakit parası var. Dolar Cuma günü akşamı nasıl kapandı? Dolar Cuma günü akşamı 3.95-4.65 arasında seyretti diyelim. Sonra ne oldu? Cumartesi pazar bir anda Amerika Birleşik Devletleri'nin Türk ismi taşıyan Amerikalı vatandaşlar müthiş bir baskı ve salvo atmaya başladılar ekonomimiz üzerinde. Ve bu iş adamlarının büyük bir kısmı mal canın yongası olduğu için büyük bir kısmı kriz geçirmiştir. Neden? 1 milyon dolar borcu var. 1 milyon dolar cash parası olan, yani 1 milyon çarpı 3.65, 3.5 trilyon pazartesi günü iş yerine geldiğinde eline sıcaktan soğuğa değmedi, para 7 trilyon oldu. Düşünebiliyor musunuz? Buraya bir davul vuralım mı? Peki. 3.5 trilyonu olan şahıs Cuma günü akşamı kasayı kapattı. Pazartesi günü iş yerine geldi, finans müdürünü çağırdı. Bizim doların karşılığı TL'den ne oldu? Efendim müjdeler olsun. Türk liramız 3.5 trilyondan 6.5 trilyon TL'ye çıktı. Görünürde bu iş adamının bir kazancı olduğu zannedilir. Oysa şimdi ters çıkış yapalım. Aynı şekilde X şahıs Cuma günü akşamı 3.65 kur üzerinden veya 3.75 kur üzerinden aktifini açtı.
Pazar malı yükleyin dedi. Pazartesi günü mal yüklendi. Gümrüklere geldi. Dolar 6.95. Yani ters işlem yapıyoruz. 3,5 trilyona sipariş verdiği ürünün 72 saat sonra Türk insanına teslimi 7 trilyon. Peki bu şahıs kalp krizi geçirir mi? Geçirir. Sinir buhranları geçirir mi? Geçirir. Ailesiyle kavga yapar mı? Kavga yapar. İş yerinde çalışanlarıyla kavga yapar mı? Kavga yapar. Depresyon geçirir mi? Geçirir. Peki ne yapmamız lazım? Bu bir Trump oyunu. Trump, evangelist ekolün bir müridi, has müridi. Ve bu evangelistler Trump'ı öylesine büyülemişler, öylesine büyülemişler ki Trump'ın beynine girmişler, kıyamet savaşının baş aktörü sen olacaksın diye angaje etmişler. Ve bu da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bu projeye angaje olmuş, biliyor musunuz? Onun için Kudüs'ü, onun için Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğini Kudüs'e bilinçli bir şekilde taşıdı. Bilinçli. Ne demek istedi İsrail'e? Ben sizin cephedeki askerinizim demeye getirdi. Pazartesi günü iş yerimize, ben iş yerime geldiğimde gece uyumamıştım. Yalan yok. Eşim, çocuklarım, baba ne oluyor, baba ne oluyor? Söyleyecek durumda değildim çünkü yaşadıklarımı, duyduklarımı, okumalarım bana bu gece çok, evladım Necdet, bu gece çok uzun geçecek bir gece dedim ben kendi kendime ve gerçekten gece çok uzun geçti. Hemen ilk yaptığım şey şu oldu, sabah ezanıyla beraber hemen dışarıya çıktım. Ne oluyor? Benim okumalarım beni şuraya sevk etmişti. Kuvvetle muhtemel dedim kendi kendime. Bankalarda döviz hesabı olanlar sosyal medyanın, görsel medyanın ve basının tahrikiyle bankaların önlerine gelirler, kuyruk oluştururlar. Bankada ne kadar paraları var ise TL olanlar dövize kaçar. Döviz olanlar da şöyle bir haber yayınlandı biliyorsunuz. Cumartesi gecesini hatırlayın, pazar gecesini hatırlayın. Neydi o haber? Hükümet banka mevduatlarına, mudillerin hesaplarına el koyabilir diye bir dedikodu çıkardılar birden. Bu esasında bir projeydi. Pazartesi sabahı bankada hesabı bulunan tüm vatandaşları bankaya toplamak, orada paralarını bir şekilde dolar veya TL hiç fark etmez. Dolar, TL, euro fark etmez. Bankadan hesabı, aman bir an evvel paralarınızı alın. Önemli değil. Evet, hükümet hesaplarınızı el koyabilir dedikodusunu yaydılar. Benim metafizik olarak yorumum o gece ve 15 Temmuz 2016 darbe kalkışması ile ilgili yorumum şudur. 15 Temmuz 2016 Türk Silahlı Kuvvetleri'nin toplam nüfusunun içerisinde %3 darbeye katılım olmuştur. Bu Allah'ın lütfudur. Darbeciler tarafından kendilerinin ayaklarına sarılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri hayal kırıklığına uğramıştır. 12 Eylül 1980 darbesinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tiyatro izlerken kulağına eğilen kişi ne demiştir? Efendim, Türkiye'de bizim çocuklar ihtilali yaptı. 15 Temmuz'da da aynı cümle geçmiştir. Ama Allah'ın mucizesi, Türk milletinin, Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Alevi'si, Sünni'si, sağcısı, solcusu, devrimcisi, İslamcısı, AK Partilisi, CHP'lisi, MHP'lisi, Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı, topyekun bu bir işgal planıdır deyip 15 Temmuz zaferini oluşturmuşlardı. Aynı denemeler artçı depremler halinde 15 Temmuz'dan sonra aralık yapılmış ama sonu hüsranla bitmiştir. Fakat 10 Ağustos, 11 Ağustos, 12 Ağustos ve 13 Ağustos pazartesi sabahı Türk milletine
yeniden bir kaos pompalanmak istenmiştir. Bu kaos planı tutmamıştır. Neden tutmamıştır? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkanı, reisi cumhuru, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'in olgun duruşu, soğukkanlı duruşu ve Ankara'da oturmayışı. Yani şunu demek istiyorum, Trabzon, Rize, Ordu çalışmalarına bir anda katılması ve halkı seçmene 2019 Mart'ında yapılacak olan yerel seçimlere doğru yönlendirmesi, dikkatleri oraya çekmesi, Trump'ın siyasal anlamdaki oyununu kitle psikolojisi açısından Tayyip Bey bozmuştur. Sonunda müsiyat, tümsiyat, tüsiyat, top ve yerelde ticaret odaları, sanayi odaları, meslek kuruluşları bu filmi görmüştür. Film şudur. 15 Temmuz'da başarılı olamayan Amerika Birleşik Devletleri 10 Ağustos, 11 Ağustos, 12 Ağustos ve 13 Ağustos 2018'de depremin dozajını arttıracak şekilde doların üzerine yüklenmiştir. Tamamen sunidir bu. Tamamen. Fakat Türk milletini sakın kimse küçük görmesin. Türk milletinin köylüsünü, Türk milletinin çiftçisini, emeklisini, yetimini, dulunu, meyhanedeki adamını, kumarhanedeki adamını sakın kimse küçük ve hor görmesin. Bu millet söz konusu vatan olduğunda, devlet olduğunda, din olduğunda, Kur'an olduğunda, peygamber olduğunda her türlü fedakarlığı yapabilecek dirayetini nerede göstermiştir? Pazartesi sabahı göstermiştir. Umdukları olmamıştır. Bankaların önünde Ankara'da, Konya'da, İzmir'de, İstanbul'da bankaların önünde bir yığılma, bir feveran, bir anarşi, bir kaos olmamıştır. Tabii burada şu faktör çok önemli. Özellikle TÜSİAD, TOB, MÜSİAD, ticaret odaları, yerelde ticaret odaları, sanayi odaları ve yerli, milli duruş izleyen görsel, sosyal medyanın yaptığı yayını hiçbirimiz yatsıyamayız, göz ardı edemeyiz. Geldiğimiz nokta nedir? Geldiğimiz nokta şudur. Emperyalizm bize ve çocuklarımıza, bize ve halkımıza şunu söylüyor. Üretmeyin. Dijitalleşmeyi konuşmayın. İnovasyona geçmeyin. Markalaşmak sizin neyinize? Yazılım şirketleri kuruyorsunuz. Bunlar sizin neyinize? Ya bunların hiçbirisini yapmayın. Tarihte söylendiği gibi. Ne söylendi? Otomobil fabrikasını kurduk. Geldiler bize dediler ki kapatın. Bursa'da şeftali tarlaları ekin. Rahmetli Erbakan Hoca'yı burada anmadan geçebilir miyiz? Geçemeyiz. Haksızlık yaparız, vefasızlık yaparız. 1977 yılında ben o tarihte Milli Selamet Partisi İstanbul Gençlik Kolları 2. Başkanıydım. 227 ağır sanayi, harp sanayi, uçak sanayi, elektronik sanayi, fabrikaların projelenmesi yapılmıştı. Ve şu gördüğünüz eser haline getirilmişti. Burada 227 tane fabrikanın projesi var. Ağır sanayi, harp sanayi, uçak sanayi, elektronik sanayinin. Toplam bu 227 fabrikanın toplam maliyeti 1977 parasıyla söylüyorum. 226 milyar TL idi. 226 milyar TL. 1977'de temel atılacak. 1985'te 226 fabrika, 227 fabrika üretime geçecekti. Olmadı. Devreye kim girdi? Devreye Avrupa ve Amerikan emperyalizmi girerek dediler ki bu fabrikalar üretime geçtiği andan itibaren Türkler ve Türkiye İslam ülkelerinin babası, hamisi, lideri konumundadır. Bütün pazarlar bizim elimizden çıkar, alışverişlerini Türklerden yaparlar dediler. Türkiye'de sağcılık, solculuk savaşını körüklediler.
emekli general, Allah amelince selamet etsin, Bedrettin Demirel'in ifadesiyle en az günde 20-25 kişi ölecek ki vatandaş bizi çağırsın dedi. Günaydın gazetesinde birinci sayfadan okuyorum. Paşam ne zaman geleceksiniz, ordu idareye ne zaman el koyacak dediğinde en az günde 20-25 üniversiteli genç ölmeli ki biz gelelim. Gelişimiz haklı olsun. Ve 12 Eylül 1980 darbesiyle beraber bu tesislerin %70'i depo haline getirildi. Şimdi Türkiye yeniden kendi başına kalkınmanın, kendi başına bağımsız olmanın, özgürlüğüne kavuşmanın kavgasını veriyor. Bugün hepimizin övünç kaynağı olan insansız hava uçaklarımızı kendimiz üretiyoruz, yazılımlarını kendimiz yapıyoruz. Bugün Aselsan bir tarih yazıyor, TÜBİTAK bir tarih yazıyor. Üçüncü havaalanı Avrupa'yı en çok tahrik eden bir projedir. Çünkü üçüncü havaalanı ile beraber Avrupa hava uçuşlarının kahir ekseriyeti bizim üçüncü havaalanımız üzerinden olacaktır. Kanal İstanbul Batı'yı tedirgin etmektedir. Bir kısım yazarlar, çizerler, politikacılar şu ifadeyi kullanıyorlar. Üçüncü havaalanına ne ihtiyaç var? Kanal İstanbul'a ne ihtiyaç var? Çanakkale Boğaz Köprüsü'ne, Çanakkale Köprüsü'ne ne ihtiyaç var? Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, Orhan Gazi Köprüsü'ne ne ihtiyaç var? Diye cümleleri söyleyenler benim anlayışıma göre hayata tavuk kümesi penceresinden bakanlardır. Oysa hayata geniş açıdan baktığımız zaman, yıldızlardan, aydan dünyaya baktığımız zaman en az gelecek 200 yılımızı projelendirmemiz gerekiyor. Üçüncü havaalanı bu anlayışın ifadesidir. Boğaz Köprüleri, Çanakkale Köprüleri bu anlayışın ifadesidir. Aselsan, TÜBİTAK kendi yapılanmasını bunun üzerine bina ediyor. Biz de burada bir iş adamı, bir iş insanı olarak mesleğimizi icra ediyoruz. Sizinle bu programda bir iş insanının, yerli, milli olmaya gayret eden bir iş insanını tanıtmaya çalışacağım. Önce ellerimden başlamanızı istiyorum. Sayın kameraman, ellerime yaklaşır mısınız? Ellerime, kameranızı yaklaştırın. Bir konuyu anlatmak istiyorum. Parmaklarımda, tırnaklarımda bir şey görüyorsunuz değil mi? Görüyor musunuz tırnaklarımda? Evet, izleyiciler şu anda tribünde izliyorlar. Ne var benim parmaklarımda? Neyi göstermek istiyorum? Şunu göstermek istiyorum. Kapitalizm, özellikle vahşi kapitalizm, tüket felsefesi üzerine kendisini var etmiştir. Bugün bir holdingin CEO'su, bir holdingin patronu, bir holdingin genel müdürüne şöyle bir soru yöneltiniz. Beyefendi, 24 saatiniz içerisinde siz kaç saatinizi kuaförde harcıyorsunuz? Beyefendi, siz 24 saatte vücut bakımınız için kaç saatinizi harcıyorsunuz? İsim vermiyorum. Bir siyasetçi günde 4 saat sadece kendime harcarım diyor. Uluslararası bir marka olan devletin başındaki kişi de diyor ki o da ben en az 5 saat kendimi harcarım diyor. Bunun içerisinde yüzmesi, koşusu, vücut güzelliği, vücut geliştirmesi hepsinin içinde manikür pedikürü de var. Tırnaklar bakımı ne olacak? Bunu ben anlayamıyorum. Bizim gibi bir ülkede bakın dolar 11 bin fert başı milli gelirimiz bizim 11 bin 12 bin dolar arasında seyrediyordu değil mi? Peki 10 Ağustos 2018 Cuma günü saat 22'den sonra fert başı milli gelirimiz ne oldu biliyor musunuz? 5.750 dolara düştü. Ekonomik hayatımız bir gecede %40 yani dövizde %36, borsada %34 ifade ediyor bütün
ekonomi yazarları ve ekonomi televizyonlarındaki ifadeler ve bizim okumalarımız neticesinde ifade ediyorum. %36, %34, %35 bir gecede fakirleştiğinizi düşünün. Piyasada TL üzerinden 3-4 trilyon alacağınızı düşünün. Cuma gecesi sizin 3 trilyon alacağınız var. Doların 3,5-4 liradan 7 liraya geldiğini düşünün. Değer kaybınız, ortalama değer kaybı söylüyorum, %70 kabul edin. 3 trilyonunuz pazartesi günü geldiniz, 2 trilyon 100 milyar yok. Uçtu. Kim aldı? Trump aldı. Şunu söylemek istiyorum. Böyle bir acı tabloyla karşı karşıya kalan bir iş adamı, bir iş dünyasının temsilcileri ayak ayak üzerine atarak, bir kısmı ciklet çiğneyerek, papyonlu, kravatlı, çok kalite ve pahalı elbiseler, ürünler giyerek, hiçbirisinin üzerinde tulum, önlük olmadan Berat Albayrak'ı dinlemesi ne ifade eder? Dinlerken Berat Albayrak, yani Sayın Bakanımıza, Maliye Bakanımıza dinleyenler pozitif enerji verebilirler mi? Mümkün değil. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Almanya 2. Dünya Harbi'nden sonra taş taş üzerinde kalmamış, baş baş üzerinde kalmamış. Peki nasıl yapmışlar? Nasıl yapmışlar? Ekonominin önüne düşen siyaset dünyası lideriyle, patronuyla, genel müdürüyle hepsi tulumu giymişler. İşçi tulumunu giymişler. Sanayi devrimi Afrika'dan alınmıştır, Asya'dan toplanmıştır. Ne dersek diyelim ama ortada bir sanayi devrimi vardır. Sanayi devriminin temelinde Afrikalı yoksul insanların 24 saatte 18 saat çalışması vardır. Yani o taktik doğrudur, metot doğrudur, onu söylemiyorum. Söylemeye çalıştığım şey şu. Eğer bir yerde bir başarı, yani bunun adına sanayi devrimi, endüstri devrimi 4.0 deyin, 5.0 deyin, dijitalleşme deyin, ne dersek diyelim, altında müthiş bir fedakarlık vardır. Oysa bizde öyle değil. Nasıl bizde öyle değil? Televizyonlarımızın hiçbir dizisinde emek öncelikli bir gösteri yoktur. İstisnalar belki olabilir. Hiçbirisinde emek ağırlıklı, emeği önceleyen bir senaryo yoktur. Villalar vardır, havuzlar vardır. Çok güzel hanımlar vardır, çok güzel erkekler vardır. Tırnakları yapılmış, kaşları, gözleri, hepsini yapılmış. Çok pahalı araçları vardır, arabaları vardır ama hiçbirisini çalışırken göremezsiniz. Fakat konuşmalarda 5 milyon dolar, 10 milyon dolar, senaryoda. Bu dizileri izleyen gençler şimdi bize geliyorlar, müracaat ediyorlar. Ben diyorum ki, doldur bakalım şu formu. Dolduruyorum. Özgeçmişini yaz bakalım evladım diyorum. Bakın bu üniversite mezunu, dikkatini çekerim. Özgeçmişini yaz bakayım evladım diyorum. Allah sizi inandırsın. 4 yıl yüksek okul okumuş olan bu çocuk 4 satırda 25 yıllık hayatını özetliyor. 4 satırın içerisinde hiçbir şey yok. Sanat yok, edebiyat yok, birikim yok, tecrübe yok, hiçbir şey yok. Bir tek şey hesap ediyor bu çocuk. O televizyon dizisinde izlediği kahraman gibi nasıl olurum kısa zamanda? Bu insanlara dönüp bir Sakıp Sabancı'yı anlatmak lazım. Dönüp Profesör Doktor Necmettin Erbakan Hoca'yı anlatmak lazım. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde motor kürsüsü profesörü kaç yaşında olmuş? Almanya neden çağırmış? Leopard tanklarının nerelerine imza atmış? Bunları çocuklarımıza anlatmamız lazım. Meşhur bir futbolcu var. Hep ismini unutuyorum. Geniş mi? Benim idolüm o. Ronaldo. Şimdi bizde müthiş bir taklitçilik vardır. Bakıyorum sokaklarda çocuklara. Ronaldo gibi saç tipi, Ronaldo gibi forma, Ronaldo gibi şort giyiyor, takınıyor. Evladım sen
Ronaldo'ya ne kadar da benziyorsun diyorum. Zarf atıyorum ona. Koltukları şişiyor tabii. Peki evladım sen Ronaldo'nun 24 saatlik hayatını okudun mu diye soruyorum. Tık. Okuyamazsın. Neden? Cesaretin yok. Ronaldo'nun 24 saatlik hayatına baktığımız zaman ne görüyoruz biliyor musunuz? Ronaldo için zaman en kutsal ve en değerli hazine ve varlık. Dakikalarını dahi milimetrik olarak ölçmüş. Ne zaman yemek yiyecek, ne zaman antrenman yapacak, ne zaman çocuğuyla ilgilenecek, ne zaman kitap okuyacak, ne zaman, bütün bu zaman tarifleri olmuş. Bizde ne? Bizde taklit. Ronaldo'ya benzer. Fakat Ronaldo'nun hayatının içine girme. Girme. Olur mu? Olmaz. Biz burada güzel bir iş yapıyoruz. Ekibimizle beraber. Mesela bendeniz bugün 3.30'da kalktım. Gece 3.30. Kalktım. Giyindim. Arabama bindim. İstanbul'un sokaklarına biraz dolaştım. Sonra Fatih Camii'ne geldim. Sabah namazını Fatih Camii'nde kıldım. 6'ya 10 kala cemaat oluyor. Bunu anlatalım. Çoğu kardeşlerimiz sabah namazını kaçta kılındığını bilmiyor. 6'ya çeyrek kala namaz kılındı. 6'ya 5 geçe camiden çıktım. Sonra Twitter'da ve Face'te paylaştım. 6'yı çeyrek geçe Fatih'in Malta çarşısında tek bir esnaf dükkan açmamış. Tekrar ediyorum. 6'yı çeyrek geçe Fatih'in Malta çarşısında tek bir esnaf dükkan açmamış. Nerede? Uykuda. Peki sabah ezanında bir kavram geçiyor. Es-salatu hayrul minel naum. Ne demek o? Namaz uykudan hayırlıdır. Nerede peki bu esnaf? Malta'da Boyacı Kapı girişinde karpuzcumuz ayakta benim 40 yıllık dostum. 24 saat orada duruyor o. Bir de Kürt börekçisi. O da oranın eskilerinden. Başka hiçbir dükkan açık değil. Fatih Camii'nin sabah namazında iki saf oluştu. İki safın toplam sayısı, hadi ben 100 kişi diyeyim, yaş ortalaması 70. Nerede 15 yaşında gençlerimiz? 13 yaşında, 14 yaşında nerede? Nerede 20 yaşında? Nerede 25 yaşında? Şimdi tersten bakalım. 10 küsur sene önce Amerika'da, New York'ta otelin 7. katındayım. Sabah 05. Tangur tungur bir ses. Perdeyi açtım, baktım bir çöp arabası. Belediyenin temizlik işleri arabası diyelim, çöp arabası demeyelim. Beyaz elbiseli, tulumlu, sarışın bir bayan. Elinde sarı eldivenler. Merak ettim, Allah Allah. Hemen giyindim, doğru belediyenin temizlik arabasına doğru koştum. Bayanı gördüm, ona bakıyorum. O saatte o saçları nasıl yaptırmış? O makyaj nasıl yapılmış? O beyaz elbise çiçek gibi tulum. O sarı eldiven, tulum, sarı eldiven müthiş. Nasıl yapmış bunları? Bu arada da dedim ki, acaba bu çöpçülük, hani diyoruz ya biz temizlik işi, kendim mi yapıyor? Gözlerine bir bakayım çöpü alırken. Allah sizi inandırsın. O genç bayan, 23-24 yaşlarında genç bayan, sanki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı gibi işini yapıyor. İşini o kadar benimsemiş. Ya kahvaltı yapalım. Bir arkadaşımız, abi Hilton'da sabah kahvaltısını yapacağız, gelir misin dedi. Benim dedim, hele bugünkü şartlarda Hilton'a gelip kahvaltı yapmam mümkün değil, bana da yakışmaz dedim. Beni tahrik etme dedim. Ne kadar dedim Hilton'da kahvaltı yaparsınız? Kişi başı ne kadar? Abi yani ne, ikramı bize yapıyor, ikramı biz yapacağız. Hayır öğrenmek istiyorum, ne kadar? Yani sabah kahvaltısı Hilton'a gideceğiz, kahvaltı yapacağız, açık büfe kahvaltı yapacağız veyahut da
garson servis yapacak. İşte abi olsa olsa 70 lira, 80 lira. Bakın biz ne yaptık? Kürt bırakışında oturdum. Karşı tarafta bir bey, o da kahvaltı yapıyor. Beni tanıdı. Kimmiş biliyor musunuz? 1969-70 yıllarında Nişancada evimizin önünde her çarşamba pazar kurulurdu. O pazarcı tezgahının sahibinin oğlu. 3 sene önce babası ölmüş. Ondan sonra bir motor sikletle geçen kardeşimizi davet ettik. Gel beraber börek yiyelim. Etti 2. Sonra bir taksici geçiyordu. Börek alacaktı. Onu davet ettik. Etti 3. Sonra börekçinin oğlu Ali ile tanıştık. Doktor olacakmış. Etti 4. 5 kişiyle beraber kahvaltı yaptık. 25 lira ödedik. 5 kişi kahvaltımızı yaptık, hem de enfes. Çayımız, böreğimiz. Peki ben de Hilton'a gitseydim tek başıma, oradaki insanlarla beraber kahvaltı yapsaydım 80 lira. Burada 5 kişiyle Fatih Malta'da, Fatih Camii'nin hemen yanı başında kahvaltımızı yaptık, 25 lira. Ne anlatmak istiyorum? İş dünyası bir kere şu mantıktan vazgeçmeli. Para benim. Para senin değil. Mal benim. Mal senin değil. Mülk benim. Mülk senin değil. Ne para senin, ne mal senin, ne mülk senin. Başka? Beden de senin değil. Bu vücudu sen mi yarattın? Bu vücut sana bir emanet. Sen bugün işverensin, patronsun, CEO'sun, holding sahibisin, uçuyorsun, kaçıyorsun. Yarın öyle bir tekerlek terse döner ki bekçin gelir kafanda, amir olabilir, patron olabilir. Allah dilediği zaman oradan alır, hop, getirir buraya koyar. O halde şımarık bir işveren patron gibi yaşamamalısın. Hele şu 10 Ağustos 2018'den itibaren işverenlerin kendi çalıştırdıkları işçi, iş gören emekçi arkadaşlara örnek olması gerekir kanaatini taşıyorum. Şimdi geliniz, biz nasıl çalışıyoruz, bizi bir görünüz bakalım. Bakalım bizi bir değerlendiriniz. Hadi bakalım, bismillah. Osmanlı'nın zaferleri hep konuşulur. Osmanlı'yı zaferden zafere koşturan faktörler nelerdir? İlkeler nelerdir? Düsturlar nelerdir diye tarihçiler, tarih bilimcileri analiz yaparlar. Osmanlı'nın başarısının sırrı nedir diye. Tamamının buluştuğu nokta şudur. Padişah otağında savaş meydanında oturmaz. Padişah savaş meydanında ordusuna komutanlık yapar. Nerede? En önde. Peki onların kaynakçası nedir? Onların kaynakçası da Aziz Peygamberimizdir. Mekke'de mescit inşasında Efendimiz kelpiç taşımıştır. Sahabe gelip demiştir ki, ey Allah'ın Resulü, bırak siz bizi izleyin, biz taşıyalım, biz duvarları biz örelim. Ne demiştir Peygamber Efendimiz? Dışarıdan bir kişi bize baktığında der ki, Peygamber kendisi oturuyor, arkadaşlarını çalıştırıyor. Osmanlı'nın 20.677.000 kilometre karede söz sahibi olmasının ana temeli, esası budur, kanaatimizi taşıyoruz. Biz de bu düşünceyi, felsefeyi, stratejiyi, öngörüyü ne dersek diyelim, iş hayatımıza uyguluyoruz. Nedir bu uygulamamız? Bakın, bu giydiğimiz bizim tişörtlerimiz yaz kılık kıyafetimizdir. Kıyafetimizi her çalışanımız giymek zorundadır. Ama patronlar da giymek zorundadır. Yani ben bugün buraya bu tişörtle değil de Vakko'dan bir takım elbiseyle gelip çalışan takım arkadaşlarının ortasına oturmuş olsam, şu halimle o halim arasında müthiş bir uçurum, psikolojik uçurum oluşur inancındayım. Şimdi operasyona gireceğiz bakalım. Thank you.
vaktin birinde bir kaymakam bir ilçeye atanmış. Burası çok önemli. Bugünkü ekonomik krizle ilgili bağ kurmaya çalışıyorum. Gittim diyor ilçeye, sabah namazını bir camide kıldım. Allah Allah, bir de baktım ki hiçbir esnaf dükkan açmamış. Şaşırdım diyor. Anadolu'da da bu iş böyle mi oluyor acaba dedim diyor kendi kendime. Neyse, bir berber dükkanının açık olduğunu gördüm. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Bizi bir tıraş eder misin dedim diyor. Oturdu diyor, beni tıraş ediyor. Tabii işte, bey hoş geldiniz, beş gittiniz filan. Tıraşımız bitti diyor. Sonra berbere dedim ki, bir çay, bir kahvaltı vermeyecek misin? Bir peynir, ekmek, domates vermeyecek misin dedim diyor. Hay hay diyor. Kahvaltımızı yaptık, berber döndü dedi ki, kimsiniz efendim siz? Sabah saat 6:30'da kimsiniz? Ben de dedim ki, ben buraya yeni atanan kaymakamım. Ne oldu biliyor musunuz? Kaymakamın kendisi anlatıyor. Ne oldu biliyor musunuz? Bir anda o gün bütün ilçe esnafına bu haber yayıldı. Dalga dalga yayıldı. Ve dediler ki, yarın sabah namazından sonra kaymakam bizim dükkana da gelebilir. İnanır mısınız dedi. O gün gittiğimde bir dükkan açık olan kasabada, ertesi sabah kaymakam bize de uğrayabilir. Bizde de kahvaltı yapabilir. Düşüncesiyle esnaf kepengini 6:30-7'de açmaya başladı. Yani at sahibine göre kişilenir. Sevgili Esenyurt televizyonu izleyicileri, Çınar televizyonu izleyicileri. Evet, at sahibine göre kişiler. Bugün ülkemizin ekonomik tablosu bir kıskaç altındadır, doğrudur. Adeta bizi esir almak, teslim almak düşüncesindedirler. Doğrudur. Amerika bütün lobileriyle Türkiye üzerine, içerideki temsilcileriyle beraber ekonomimizi dar boğaza sokmak istiyorlar. O da doğrudur. Ama şunu unutmayacağız. Tarihte Çanakkale Savaşı ve zaferini biz sadece destan yazalım diye ecdadımız bu savaşı vermedi. Bakın karşımızda 57. alay, dönmeyi düşünmediler. Tablo karşı tarafta. Orada gördüklerinizin hiçbirisi sağ geriye dönmedi. Hepsi şehit oldu. Hala yoklamada 57. alay diye geçer ve bütün ordu burada diye hep beraber haykırırlar. O halde bizim tarihten gelen bir misyonumuz var. Nedir bu misyonumuz? Bu topraklar ecdadımız tarafından bize emanet kılınmıştır. Evet, bu topraklarda biz kıyamete kadar yaşayacağız. Ezan okullar okunacak, bayrağımız dalgınacak, devletimiz baki kalacak. Olabilmesinin yolu çok çalışmak. Dün Sayın Cumhurbaşkanımızın toplantıda tekrar ifade ettiği gibi tembelliğe yer yok. Çalışacağız. Üreteceğiz, ürettiğimize yeni pazarlar arayacağız. Toparlayacak olursak, şöyle söyleyelim, Amerika bizim Allah'ımız değildir. Avrupa bizim Allah'ımız değildir. Amerika, Avrupa, Rusya, Çin bizim rızkımızı veren bir ilah değildir. Rızık Allah'tandır ama bir şartla: Türkler, Araplar, Kürtler, Farslar, Çerkezler çağın icabı olan teknolojik bilime ulaşacaklar, erişecekler. Eğer Müslümanlar bu teknolojik silahları ellerine geçirdikleri zaman şunu bilelim ki dünya susadığı adalete kavuşmuş olacak. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.